Anasya Siyadis ve daha önce Derviş Eroğlu ve Akıncı'dan 2013 yılından itibaren devam eden müzakere sürecine bakmak lazım bu sorunun yanıtını anlamak için. 2014 yılında Anasya Siyadis Derviş Eroğlu görüşmesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Nantes gemileri bahane ederek Anasya Siyadis müzakere masasında gözlüğünü fırlatarak masadan kalkmıştı. Daha geçtiğimiz yıl ise Anasya Siyadis Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İstanbul'da uluslararası bir yemeğe katılmasını bahane ederek yeniden müzakere masasından kalkmıştı. Bugün de yine buna benzer bir olayla müzakere masası tekrar askıya uğradı. Evet, karşılıklı suçlamalar var diyelim. Anasya Siyadis sigara içmeye çıktığını savunuyor. Cumhurbaşkanı Akıncı ise Aslan Bart Ayden'in ara bulmaya çalıştığı anlarda Anasya Siyadis'in sinirli bir şekilde kapıyı vurarak çıktığını ve söylenecek bir şey yok dediğini söyledi. Müzakere sürecindeki bundan sonra gelişmelerde ise aslında Cumhurbaşkanı Akıncı kapıyı açık bıraktı. Cumhurbaşkanı Akıncı bundan sonra Rum liderin atacağı adımlara göre müzakere masasının şekilleneceğini söyledi. Mart ayında bir Cenevre toplantısı yapılması bekleniyordu. Ama bu gelişmelerden sonra müzakere süreci nasıl devrilecek, tarafların atacağı adımlar da belli olacak.